İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh çok yaşama arzusu. İmam-ı Gazali ki, alim ve veli bir zat, dünya hırsı hakkında şöyle eder nasihat. Çok yaşama hırsının sebepleri ikidir. Biri dünya sevgisi, öteki cahilliktir. Birinci şöyledir ki kim severse dünyayı bu sevgiden ötürü istemez ayrılmayı. Ölüp ayrılanları görünce de bu sefer hiç sevimli bulmayıp ölümden nefret eder. Uzaklaştırmak ister ölümü kendisinden. Hatırlamak istemez, silmek ister zihninden onu unutmak için dalar yeme içmeye, verir hem kendisini oyun ve eğlenceye. İster ki bu dünyada çok uzun yaşayayım, didinip fazla para, fazla eşya yığayım. Hep bunları düşünür ve buna kafa yorar. Dünyalık ne görürse elde etmek arzular. Hatırına gelse de ahiret arada bir, der ki, daha vakit var, o sonra olabilir. Yaşı ilerledikçe der ki o bu seferde, sabret, ahiret için çalışırsın ileride. Az daha yaşlanınca der ki, henüz çok erken, şu binaları dahi bitireyim ölmeden, çocuklarımı dahi iş sahibi yapayım.'' ve onları kimseye muhtaç bırakmayayım. Şu dünya işlerine vereyim de nihayet, daha sonra oturup yaparım hep ibadet. Onları da yapınca der ki, kaldı bir işim, onu da yapayım da rahatlasın şu içim. Sonra ben yağmazsam yeterince mal servet, yaptığım ibadetten alamam tat ve lezzet.'' bitirmeye bakarken lakin o bu işleri bitenlerin yerine eklenir yenileri ahiret işlerini tehir eder durmadan lakin hiç kurtulamaz düştüğü bu bataktan yarın öbür gün derken nihayet ölüm gelir hasret ve üzüntüyle ayrılıp gidiverir ekseri dolduranlar cehennem içlerini, bu tehir edenlerdir ahiret işlerini. Nitekim Resulullah buyurdu ki, Ey insan! Her neyi seversen sev, ayrılacaksın ondan. Çok yaşamak arzusu, cahillikten de gelir. İlmi olmadığından, gençliğine güvenir bilmez ki bu ölenler değil sırf ihtiyarlar çocukken ve genç yaşta ölen nice insan var çünkü ecel tanımaz genci ve ihtiyarı hatta genç ölenlerin daha çoktur miktarı sonra o zanneder ki ölmeden daha önce bir hastalık gelir de vefat eder öylece. Halbuki niceleri vardır ki ölenlerden, aniden ölmüşlerdir bir hastalık gelmeden. Nitekim birçokları otururken, ayakta, yürürken, yemek yerken ölüyor kimi hatta. Hastalık gelse dahi ani gelir o da hep. Bunları görmemeye cahilliktir tek sebep. O halde ölüm her an herkese gelebilir. Ahiret işlerini etmemeli hiç tehir. Güneş gibi daima tutmalı göz önünde. Böyle yapan kurtulur yarın mahşer gününde. Değerli yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun efendim. Efendim İslam alimlerinden Evliya Keram'dan olan Ebu Midye Mağribi evet, rahmetullahi Teala Aleyh buyuruyorlar ki Salihlerin hizmetinde bulunan kimse yükselir. Allahü Teala'nın kendisini salihlere hürmet etmekten mahrum ettiği kimse ise insanlardan gelen sıkıntılara müptela olur buyuruyor Ebu Midemari Mağribi rahmetullahi teala Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler alo. Buyurunuz. Hocam alem için sizden dua istiyorum. Allah-u can saadeti versin, saat afiyet versin, sıkıntılarını hayret hep inşallah inşallah. Amin hocam sağ olun. Benim üç tane sorum vardı. Birinci sorum. Sporcuların kazandığı Paralar, ödüller haram mıdır? İkinci sorum, kısa kolu namaz kılma hükmü nedir? Üçüncü sorum, annemin dişinde kendiliğinden oluşmuş diş taşı var. Bu abdest mani midir? Bu kadar hocam. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz hayırlı. daha var. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler hocam. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz efendim. Size de hayırlı günler. Öncelikle e, Aydın'dan arıyorum Ben e, Mustafa Tekoz hocamın e, Taktığı lakapla cahil tır şoförü Daha önce e, Konuşmuştuk günahlardan nasıl kurtulacağız diye Yok çok doğru söylüyordu Hocam e, ben bunu Bir şey olarak e, yerme olarak Kabul etmiyorum aslında Her an okuyup devamlı Şey yapmamız lazım haftada iki kitap okuyorum Ama neticede Ulaşabildiğimiz bilgiye ancak e, Çok azını ulaşabiliyoruz Şimdi hocam, benim bir sorum vardı. Daha önce defalarca anlattınız, yine de sormak zorundayım çünkü günah işliyorlar. Ben Allah hidayet versin diyorum, ıslah etsin diyorum Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifiyle. Her şeyi biz Kur'an'dan öğreniriz, öğreniyoruz demek ki çok yanlış. 14 ilmi çok iyi bilmek lazım, Arapçayı çok iyi vakıf olmak lazım ama yine de anlatamıyorum. Yine de siz söylerseniz e, çok faydası olacağını inanıyorum. İkincisi bazen gece Allah razı olsun sayenizde namazımı tam olarak kılmaya başladım. E, sadece e, gece bazen çok yorgun geliyorum, uyuk kalıyorum. Üçte dörtte uyanıyorum. O zaman namazın namazını kılmamda bir masum var mı? Aslında Hanefi dinine gören mekruh. Ama e, yine de onu da soracağım. E, üçüncüsü de... E, Allah razı olsun. Şimdi dua istiyorum hocam. Rabbim Görüşmeler. kolaylık versin. Bakın, Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala Amin. Amin. Allah razı olsun. Peki Allah razı olsun. Hepiniz teşekkürler. Hayırlı, günler, hayırlı, hayırlı işler, hayırlı yer, yer. Hayır yolculuklar. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Alo. Buyurunuz efendim. Hocam hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Buyurun. İlk önce benim ailem ve cümlemle Muhammed için dua istiyorum. Rabbim ahir zaman fitnelerinden hepimizi... ...bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak size de sevdiklerinizi de yakınlar da din ve dünya saadeti versin. Ahir ve akıbetimizi dair eylesin inşallah Teala. Amin cümlemiz inşallah hocam. Allah razı olsun. Hocam tamam. e, dinin iki hakkında konuşacaktık da... ...geçen e, dinin iki hakkıydık. Biz Şafii mezhebindeyiz ama... ...Hanefi mezhebine göre kıyıldı. Bir hükmü var mıdır? Bir e, sorun teşkil eder mi? Peki efendim. ...teşekkürler, şimdilik sorumluluklar. Peki efendim. Peki, efendim. Aydırlar, Teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar kimler. Sağ olun, teşekkürler. Buyurunuz hocam. <laughs> efendim... ...ilk dinleyicimiz... ...sporcuların kazandığı... ...para... ...dedi hani uygun mu değil mi falan... ...şimdi... Ee kitaplarda kazanç yolları bildirilmiş. Tam İlmen Saat'te bir yazıyor. İşte bunların başında ticaret geliyor. Ondan sonra allah Teala'nın dinini yaymak geliyor. Cihat geliyor. On sonra sirat, sanat, sanat erbabı. Hatta hemen abiler sık sık tekrar ederlerdi. allah Teala sana sahibini sever mehalinde. Hadi şerifler zikrediliyor. Bunları da böyle zikrediyorlardı. Ondan sonra e, detay bilgiler vermişler. Ticarette yapsa, ziraatta yapsa. Kazancına haram sokup sokmama durumu. Onları da anlatmışlar. Adam ticaretinde hile yapıyorsa. Ne bileyim e, alışverişte faizin ne olduğunu bilmiyorsa. Ziraat yapıyorsa, bunların uçurunu vermiyorsa. Hayvancılık yapıyorsa, bunların hayvan zekatını vermiyorsa. Velhasılı, velhasılı. Ee, diğer meslekler de öyle. Mesela diyelim ki giyim ticareti yapıyor veyahut da yiyecek satıyor, yemek satıyor, lokantalar var. E bunların içerisine haram sokuyorsa, haram karıştırıyorsa, onları bile yazmışlar. Onları bile yazmışlar. Yani bir şeyin içerisine haram girdiği zaman, haram işliyorsa, haram işliyorsa, ona da isim vermişler. Mülkü habis demişler, haram girdiyse. O mülki habis içinde buyuruyorlar ki yani helal, haram. ikisi birbirine karışmış. Ee, böyle bir şey, karışım. Diyelim ki borç vermiştik ondan bize bunu ödüyorsa alınır buyuruyor. Hediye verdiyse alınır buyuruyor. Onlardan yiyecek ikram ettiyse yenir buyuruyor. Ruhsat var, izin var. Ruhsat var, izin var. Dolayısıyla zamanımızda e, şimdi hangi meslekten olursa olsun haram girmeyen, haram karışmayan yok gibi. Haram karışmayan yok gibi. Sporcuların da yapmış olduğu gösterilerden dolayı onlara aynı şekilde belli ücretler veriyorlar. Ama birçok haram, harama da sebep oluyorlar. Haramda işleniyor. Haramda işleniyor. E çünkü orada piyango olmuyor. Piyango olmuyor. Ama Afret Mahalli açık olarak mesela... O işi, yapıyor. O işi yapıyor. O işi yapıyor. Birçok kimse geliyor orada. ...işte efendim stresimi atıyorum... ...deşarj oluyorum falan... E ...şimdi oynayan at diyelim ki spor yapıyor da... ...koşu ediyor falan filan da... ...seyreden ne yapıyor? Mala yani olmuyor mu? mala yani oluyor, lüzumsuz oluyor... ...birçok haramlara sebep oluyor... ...peki dünyaya ve ahirete ne faydası var... ...memleket kalkınmasına ne faydası var... ...tabii şimdi duyunca bir sürü kimse kızacak bize... ...ya uçundaki insanlara... ...insanlara faydası dokunması gerekir... Yani evet dinimiz güreş, onda sana benzeri yüzcülüktür, birinciliktir, atıcılıktır. Bunlara ehemmiyet vermiş. Fakat onları anlatılırken de buyuruyor ki bunları şu maksatla yapmalı. Dinin ve dünyasına faydalı olmak. Yani Allah-u kullarına da faydalı olmak için yapmalı. Hatta bir çocuk üniversiteye giderken bile... ...ya Rabbi ben bunu işte e, kimyager olacağım... ...ya da aynı şekilde makina mühendisi olacağım, bilgisayar mühendisi olacağım. Ama yani öyle bir bölümü seçmiş ama... ...ben e, veyahut da doktor olacağım... E, ...Ya Rabbi e, daha e, iyi ibadet edebilmek... ...ve senin kullarına hizmet edebilmek niyetiyle... ...yani insanın yapmış olduğu bir işin ucu... ...dinine ve dünyasına insanların faydası dokunması lazım... ...ben allah Teala rahmet eylesin... ...şimdi kitaplarda bu yazılı da... ...insan bir de gördüğün umune'nin tatbikatlarına bakıyordu... Ee, Enver abiler mesela geliyorlardı. Efendim işte şöyle bir şirket kurarsak işte biz açar, e, a, 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 kaçarız, uçarız, e, tutarız falan. İşte e, ihlasız iş borcu falan kalmaz. Sonra Enver abiler bakar dinlerlerdi. Böyle teşekkür eder gönderirlerdi. E, sonra bakardım Enver abiler niye yanaşmıyor o işi Bunun ucunda, bunun ucunda Allah-u Teala'nın dinine bir hizmet var mı? Veya da aynı şekilde insanlara bir faydası var mı? Ona bakıyordu. Ona bakıyordu. Hatta bir, ya bir hizmettir, Veyahut aynı şekilde ticarettir. Ticaret de aynı şekilde elde ettiğin parayla da Allah-u Teala'nın kullarına faydalı olman lazım. Hem dini açıdan hem de dünyevi açıdan. Hem dini hem de dünyevi açıdan. E dolayısıyla böyle bir faydası da yoksa... Şirket niye kurulur? Şirket işte fayda için kurulur insanların Aha. dinine falan diye düşünebilirler. Evet. Ee, ama şirketin başka türlü kurulmuş sebepleri de var. Mesela adam topa, tokatlamak için de şirket kurulabilir kuranlar var. Çiftlik bank. Değil mi? Sele <laughs> kurmuştur, tokatlamış gitmiştir. Dolayısıyla e, yani dinimiz bir iş yaparken bunun dinine ve dünyasına ne faydası var? Hatta misal olarak da şey anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlarında birkaç eshabıyla beraber bir yere gidiyorlar. Giderken yol kenarında bir adam birisi böyle oturmuş böyle bakıyor. Geçerken selam vermiyorlar. Tabi Peygamber Efendimiz selam vermeyince eshab-ı da vermiyor. Gidiyorlar bir, bir yeri ziyaret ediyorlar. Bir işleri var onları bitiriyorlar. Gene aynı güzergâhtan geçerken aynı adam orada oturuyor. Fakat bu adam eline e, bir sopa almış. O sopayla toprağı karıştırıyor. Önündeki toprağı böyle eşeliyor. Geçerken selam veriyorlar bu sefer. E kiram da dikkatini çekmişler. Efendim bu adam biraz önce de biz buradan geçtik. Burada oturuyordu. Aynı adam. Aynı yerde oturuyor. Değiştirmemiş de. Geçerken selam vermediniz. Ama dönerken selam verdiniz. Sebebini anlayamadık. Buyururlar ki. Ee, biz giderken bu boş boş oturuyordu. Hiçbir faydası yoktu. Ne dinle ne dünyasına. Ama dönerken baktım eline bir sopa almış toprağı karıştırıyor. Toprağı karıştırmak, o toprak karıştıkça orada işte böcüğü, börtü ve diğer mahlukata faydası dokunur onun. Toprağa faydası dokunur. Bitkilerin bitmesine sebep olur. Yani bir işle meşgul oluyor. Bir işle meşgul şey oluyor. Yapıyor Bir şey yapıyor. Dolayısıyla <laughs> insan bir şey yaparken, insan bir şey yaparken sadece kendi nefsini, kendi menfaatini değil yaptığı işten yaptığı işten yani e, insanlara insanların da faydalanması lazım. Hatta bir seferinde hemen abiler bir şey anlattılardı. Eee buyurdular ki hocamıza bir gün sordum buyurdular. Hüseyin Hilmi Efendi hem hocalar hem <laughs> daim çekildi, kayınpederleriydi. Hep öyle anlatırlardı hocamıza sordum dediler bir gün. Efem e, daha da arz ettim dediler. Efem bu evliya-i kiramın, İslam alimlerinin kendilerine bir sual sorulduğu zaman e, suala e, ve e, sorulan suale verdikleri cevabın ee, özünü mahiyetini e, yani neye göre cevap verdiklerini efendim anladım. Allah Allah bu niye göre anladınız nasılmış? Bir kimse bir şey sorduğu zaman Mustafa Toköz geldi efendim dedi benim şu kadar sermayem var. Şunları şunları söyleyeyim şöyle bir şirket kuracağım böyle böyle. Yani uygun mudur? Bakıyorlar eğer ama hakikaten de zahiri sebeplere göre o şirket çok para kazanacak. Bakıyorlarmış büyükler, bu zengin olduğu zaman bu zenginlik buna ne e buna zarar mı verir faydan verir? Ahiretini yıkar mı yıkmaz mı? Eğer ahiretine zarar verecekse yapmayın derlermiş bu iş. Ha sonraki kişi e, onunla meriteder etmez, o ayrı bir mesele. Yani ahiretini düşünerek cevap veriyorlar. Ahiretine bu zarar verir mi? Vermez mi? Mesela bazılar var. Mustafa Bey siz de şahisiniz. Adama mesela hürmet gösterilmiş, saygı gösterilmiş. Adam bunu hazmedecek altyapıya müsait değil. Bir müddet sonra adam diyor ki ben şeyhim. Ben oldum, ben kamil bir veliyim falan demeye başlıyor adam. Ona bunu aynı şekilde tavsiyelerden, masyatlarda başlıyor. Dünya Cumhurbaşkanıyım diyor. Ha Dünya Cumhurbaşkanıyım diyor. Ya Emel abiler bir seferinde. Buyurmuşlar ki bir kişinin önüne birisi gel ceketini ilk dedi falan. Emredersiniz efendim buyurun efendim dedi. İki, üç, beş, Onuncu kişi de aynı yapınca demiş o demiş yoldan çıkar. Öyle. Ya ben neymişim ya? Herkes aynı şekilde. Siz buyurdunuz efendim. Siz bu öyle yaptınız efendim falan filan. Adam uçurursun. Adam uçurursun. Şeyde. <laughs> Özür dilerim efendim de. Ee, ben daha daha önce milliyetimde çalışırken bir vazife yaptığım yerde. Orada bir e, ticaret başkanı vardı falan ama. E, çok entel bir adamdı. Bir kazaydı ama vilayettekilerden falan da ta Ankara'da böyle e, üst seviyede tutulurdu adam. Buna bir gün dediler ki niye belediye başkanlığına adaylığını koymuyorsun? Bir hikaye anlattı adam. İşte bir garibin birisini gitmiş birisi demiş ki ya sen demiş senden iyi e, şey mi olur belediye başkanı mı olur? Demiş belediye başkanına adaylığını koysana ya kim verir? Ya ben veririm demiş ya benim çevrem var falan. Ondan sonra o bu falan derken adam demiş ki hakikaten demiş ya ben başkan olurum. Adama baylığını koymuş artık herkes o sayın başkanım falan oyum sana sayın başkanım oyum sana falan. Adam havaya girmiş seçim zamanı demiş kesin kazandım da demiş kendi oyumda kendime gitsin demiş. Kendi oyunda atmış Say, sayılmış netice itibariyle bir tane çıkmış. Her önüne gelen diyormuş ki gördü mü bir tane dostum var o da bendim ben attım onu. Adam diyemiyormuş ki ya o oy da benim <laughs> diyemiyormuş. Dolayısıyla dolayısıyla e, insan nefsine tabi olursa, altyapısı müsait değilse, e, zenginliği de, mevki makamı da kaldıramayabilir. Adam altyapısı müsait değilse, adam genel müdür yaparsın, altındakine zulmeder. Dolayısıyla insan bir iş yaparken, hangi iş olursa olsun, dinin bu ölçüde ne der? E, onun altyapısı lazım. E şimdi kalk başkasının yapmış olduğu işi efendim bunu kazandığı haram mı elen? Bana haram mı elen mi? Kendi düşünsün. Soruyor mu kendisi? Yok. Paşa gönlü bilir. Beni ilgilendirmez. Ya da açıyor kitapları ya ben bu işi yapıyorum da bu iş doğru mudur yanlış mıdır falan diye. Araştırıyor mu? Öyle bir derdi yok. Öyle bir derdi yoksa işte efendim kafirlerin işte kazancı bilmem nesi. Beni ne ilgilendir kafirin kazancı bilmem nesi falan filan. Adam zaten kafir adam dine inanmıyorsa, Allah Teala'nın emirlerine, yasaklarına itibar etmiyorsa, e zaten düşüncesi de onu sadece nefsi olur. Nitekim gazetelerde, magazin sayfalarında gösteriyor, e, görüyoruz yani. Bir e, yani uygunsuz yerden gelen uygunsuz yere gider. Bir hadise anlatı de vaktimiz doluyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken bir talebesi e, işte kitap hizmetlerine doldurmuş bir minibüse. Üç beş tane gönüllü arkadaş bulmuşlar gitmişler. E, şehir şehir kasaba kasaba o kitapları satmışlar, gelmişler. Kendisinin tanıdığı bir üç kardeş varmış. Onların da böyle bir fabrika gibi atölyesi var. Oraya giriyor falan. Onlar yokuşa sürmüşler. Yokuşa sürmüşler. Ee, en sonunda demiş ki ya madem bir şey yapmıyorsunuz... ...benim hediye mi olsun demiş bu kitapları vereyim size bari. Yok demişler e bizim paramız var hediye kabul etmeyiz. Üzülmüş. Hani daha önce tanıyor ya falan. E, böyle gelip e, işte Hüseyin hani. Dinlerlerdi böyle neler olduğunu falan. Gidip rapor mahiyetini arz edince... ...üzüntülü görmüşler. Bir şey mi üzüldünüz diye sormuşlar bu talebesine. Demiş efendim böyle böyle bir arkadaşım vardı. Ona gittik bunlar üç kardeşlerdi. Yani kendileri zengin. Yani fabrikaları var. Yani kitabı almadılar. Hediye edeyim onu da kabul etmediler. Bak o zaman Hüseyin'in... ...Rahmetullah'ın buyurduğu bir söz var. Karıcım uymuşlar Niye üzülüyorsunuz ki? Bu kitaplara verecek parası yokmuş. Ona... Ya Mustafa Bey insan şimdi milyarları var ama Allah rızası için verilecek yeri yok. Ya. Vaktiyle de hemen abiler anlatırlardı onu. Bir cimri bir adam varmış. Orada da evliya bir zat. Adam cimri olduğu için malı mülkü pek çok. Malı mülkü pek çok. Şimdi evliya olabilmek için peygamber efendimizin varisi bunlar. Peygamber efendimizden ne olurdu? Akşam gelen sabaha kalmaz. Sabah gelen de akşama kalmazdı. Haberi verirlerdi. Haberi verirlerdi. E zaten bir kimse ben evliyayım diyor da habire yığıyorsa küpü bir iki saatekardır bu. Yani hiç küpünü dolduran veya yığan evliya yok. Evliyanın özelliği değil o. Evliyanın özelliği değil. E şimdi adam cimri olduğu için bu evliya zatın vermesine dayanamıyormuş. Nasıl verir bu diye. Bir gün bir rüya görmüş. Bakmış ki rüyasında kendim alıp bu zatın şeyine gidiyor. Ee, evine. Evine gidiyor. Ona demiş ya olur mu? İnanıyordu onun evliya olduğuna. Hemen bütün malını mülkünü yani o şeylerini satıyor. Hepsini un alıyor, ekmek yaptırıyor, insanlara dağıtıyor. Cimrinin ikramı zararmış ya, hastalıkmış ya. Ya ekmeği alıp ısıran karma ağrıyor. Herkes getirmiş o zata vermiş ekmeği. <gülüyor> <gülüyor> bütün ekmekler orada toplanıyor. Bütün ekmekler orada toplanıyor. E şimdi Evliya'nın cömertin ikramı da şifadır. Ona geçiyor. Ondan sonra o zat dağıtıyor. Ondan sonra da o zat dağıtıyor. Dolayısıyla e, dolayısıyla yani İslamiyet'in bildirmiş olduğu e, yani ticaret olsun, mal kazanmak olsun, mevki makam olsun. Yani burada ben dinime, dünyama ne faydası dokunur? Ona bakmak gerekir. E, adam sormuyorsa, e, adamı sormadığı şeyi sen kalkıp da sormanda bir acayip garip olur. Gereği yok. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. <laughs> Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, merhamet ve cömertlik. Merhamet imandandır. Bu din, bugüne kadar merhametle gelmiştir. Yeminle söylüyorum, kim Allahü Teala'nın mahluklarına merhamet ederse, Allah ona merhamet eder hadisi şerifi, merhametin önemini bildirmektedir. Resulullah'ın Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i öptüğünü gören biri, benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim der. O kişiye merhamet etmeyen merhamete kavuşamaz buyurur. Cömertlik öyle güzel bir huydur ki, insanın kötü huylarını örter. Cimrilik öyle kötü bir huydur ki, insanın güzel huylarını örter hadisi şerifi, cömertliğin güzelliğini, iyiliğini, cimriliğin ise kötülüğünü göstermektedir. Hiçbir cimri Allah dostu olamaz. Evliya zaatlar hep vermiştir. Verince alandan daha çok sevinen hakiki mümindir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ahlaktır. Bu her kula nasip olmaz. Cömert bir kafire son nefeste iman nasip olma ihtimali yüksektir. Büyük zatlar Es-Sahihu Habibullah velev kane fasikan el bahilu aduvullah velev kane arifen yani cömert fasık da olsa Allah'ın habibidir cimri ise arif abid bile olsa o Allahü Teala'nın düşmanıdır buyuruyorlar Cömertin yemeği şifadır cimrinin ki derttir, zehirdir hadisi şerifi aynı durumun vehametini bildirmektedir. İnsanların başına geçecek kişide aranacak ilk vasıf cömertlik ve merhametli olmaktır. Fakir bir müşrik ben çok fakirim bana bir şeyler ver diye sadaka isteyince Peygamber Efendimiz peki şu vadiye bir bak buyurur. Bakınca ovaları dolduran koyun sürüsünü görür. Bu koyunların hepsi senindir. Al bunları götür buyurur müşrik şaşırır Ya Resulallah bu sürüyü almadan önce başka bir şeye kavuşmak istiyorum bana müslümanlığı anlatın ben müslüman olmak istiyorum der İşte bu cömertlik karşısında müslüman oluyor sürüyü alıp köyüne gidiyor Fakir bildikleri adamın sürüsünü görünce köydeki herkes olan biteni merak ediyor bunun üzerine olanları anlatıyor Ben çok insan gördüm ama öncekilere benzemeyen öyle bir cömert gördüm ki beni benden aldı. O zattan sadaka istedim, o bana bu kadar sürü verdi. Bunu bu zamanda kim yapar? Ne olur hepiniz gidin Müslüman olun. Orada bulunan herkes bölük bölük giderek Müslüman oldular. Bizim dinimiz iyilik etmek, şefkat dinidir. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki Allah iyilik edenlere yardım eder, sevenleri sever buyruluyor. Allah verene verir, vermek bir haslettir, huydur. İnsanlar genelde cimridir, vermeyi sevmez. Bu yüzden de dertten kurtulmaz. Çünkü durgun su pislik tutar, mikrop kaynağı olur. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince, Ey hesabım, iki şeyi olan birini versin İki evi olan birini versin, iki hurması olan birini versin, bir hurması olan yarısını versin buyurdu. Niye vermeyi çok teşvik ediyor? Çünkü bir gün canımızı vereceğiz. İnsan vermeye alışmazsa, en kıymetli varlığı olan canını nasıl verecek? Ölüm acısını en çok çeken, en zor can veren müminler dünyada vermeye alışmayanlardır. Şimdiden kendimizi alıştıralım. Zamanımızdan, imkanlarımızdan Allah yolunda verelim. Fakir fukara'ya sadaka verelim. Karlı çıkacağız. Yardımdan vazgeçmeyelim. Yardım isteğimizi köreltmeyelim. Yardıma muhtaç arkadaşlarımıza sahip çıkalım. Çünkü sadaka vermek belayı def eder. Ayrıca Peygamber Efendimiz hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin buyuruyor. Yemek yedirelim, elbise para verelim, güler yüz verelim, ziyarete gidelim, kaynaşalım. Yarın çok geç olur. Bugünü yaşıyoruz. An bu andır. Yarını düşünmek, yarına göre hesap yapmak zaten felaketin başlangıcıdır. Ne garanti var elimizde? Belki son günümüzü yaşıyoruz. Belki son namazımızı kılıyoruz. Belki son nefeslerimizi veriyoruz. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Malda yalan, mülkte yalan var biraz da sen o yalan. Alemi İslam'ın başına çöken kara bulutlar, felaketler boşuna değildir. Kur'an-ı Kerim'in daha ilk başlangıcında infak edin yani verin buyruluyor. İnsanoğlu cimridir, egoisttir sanki kendi mülküymüş gibi her şeye mutlak sahip olmak gibi bir ahmaklık iddiasındadır. Halbuki mülk Allah'ındır. Bizim vücudumuz bize ait değil ki mülk bizim olsun. Her gün binlerce insan ölüyor. Nerede kaldı onların malları, idealleri, imkanları? Hepsi bitti, hayal oldu. Peki onlar insan da biz değil miyiz? Biz insanız da onlar insan değil mi? Verdiğin senin malındır, alıp tükettiğin değil hadisi şerifini de düşünerek elimizdekilerin bizde kalması için hayra sarf etmeliyiz. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelimin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyişimiz kısa kollu gömlekte namaz kılmak. Hanefi mezhebinde mekruhtur efendim. Başı açık çıplak ayak ve kısa kollu gömlekte Hanefi mezhebinde erkeklerin namaz kılmaları mekruhtur. Ama efendim falan amas maması yok yerine geliyor. Biz Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselam yolundayız bağırıyorsun. Yolundasın da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa kollu gömlekle çorapsız baş açıklamaz kılmış mı hiç? Hatta buraya tekeretenin... işte danışmaya bir çocuk gelmiş dedi genç. Ben dedi dedim matik mezunuyum falan o zaman dedim anlaşırız. İmmat okulunda siyer dersi var. Kendin dedim peygamber efendimizin hayatını anlatan kitap okudun mu? Okudum dedi. Dedim okuduğun kitapta hiç rastladın mı peygamber efendimizin baş açık namaz kıldığını? Hayır dedi. Kısa kollu gömlekle namaz kıldığını? Yani kollarının kısa olduğunu hiç rast hayır dedi. Peki ayakların çıplak olduğuna dair aynı şekilde. Ona da hayır dedi. Ne dedim o zaman dedim problem kalmıyor. Peygamber Efendimiz'in buyurdukları yaptıkları nedir? E sünnettir. Sünnetin terki nedir? ...mekrudur... E ben dedi hiç böyle düşünmemiştim. Ben düşünmedim değil mi? Yani otomatik olarak karşına çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in Ayşe buyurduğu ve yaptığını yani yapmıyorsan sünneti terk ediyorsun demektir. Sünnet terk edince otomatik olarak mekruh olur. Efendim e, bir de dinleyicimiz diş taşı. Ne diyorlar ona? Başka bir isim var tıp ben. Söylüyorlarla tartır mı, tartır mı öyle bir şey bir şey söyler. Öyle bir şey söylüyorlar. E, efendim bunlar tabi olarak meydana geldiği için kuste de abdestte mani değil diye kitaplar açık yazıyor mu? E, İslam işte alimleri her şeyi yazmışlar. Tam İlmen Saadet'te bir dedi Hüseyin Hilmi Efendi Allah rahmet eylesin şefadan aile eylesin. Hepsini almışlar kitaplarına nakletmişler. Açık net bir şekilde yazılım. Ee, gelelim efendim e, diğer dinleyicimiz sualine. Ee, dinleyicimiz e, dedi ki dini Kur'an-ı Kerim'den öğrenme. Ben dedi anlatıyorum ama dedi. Ben anlatıyorum ama dedi. Dinleyicimiz de sistem etti bana cahil de, biz cahil demelik... şey Mustafa Bey <laughs> deniyor ya. <laughs> biz sadece sadece ilahiyatı bitirmemiş kendisini alim zanneden bir kişi, onların gözünde avam yani aşağıdaki şoförü fırıncısı esnafı falan biz de cahiliz ona kalacaksa akademik kariyerimiz yok ya. E bize cahil gözüyle bakıyorlar. Yani halka cahil diyorlar. E biz onu aynı şekilde ...çağrıştırmak için. Ya o dinleyicim bir... bu dinleyicimiz o zaman güzel konuşmuştu. Hı -hı. Ee, yani bu, bu dinleyicimizin ...firaset sahibi bir insan. Hı -hı. Yani ona onlara sorsam bu cahildir falan Hı -hı. o manada Hı -hı. söylemiş. Geçenlerde bir hanım dinleyicimize girdi. Müthiş bir şey. Hani zahiren baksan diyorsun ya bu cahil bir şey anlamıyor ama meseleyi iyi kavramış hem de köylü. Hem de köylü o köylü. köylü hem de köylü. Evet dolayısıyla Allah Teala razı olsun bu dinleyicimiz de meseleyi iyi kavramış. Şimdi e, bir söz söyleyelim de dinleyicimiz de aynı şekilde dinliyorsa ferahlasın e, ee, Emel abiler sık sık naklederlerdi, anlatırlardı. Ee, hocamız diye Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala Hazretleri'nden nakil yaparlardı. Ee, efendim, alim kime denir? Hatta kitaplarına bile yazmışlar. Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Alim kime denir? Hakla batıl ayıran buyuruyorlar. Hakla batıl ayıran. Adam ilahiyatı bitirmiş, akademik kariyer, kariyer yapmış, profesör de olmuş, cehli mürekkep. Mürekkep yalamış, cahil. Akla batıla ayıramıyor. Diyorsun, cahil o. O zaman cahil bu. Mesela Ebu Cehil dendi. O sıradan bir adam değildi. Cehil'in babası. Onu peygamberimiz koydu o ismi. Ee... Bu müşrik Mekke devletinin başkanıydı. Arap dili ve edebiyatını da zirvede biliyordu. E niye cahil dendi? Hakla batıl ayıramadığı için. Hakla batıl ayırmak. Dolayısıyla bir çoban. Bu dinleyicimiz bir tır şoförü köydeki aynı şekilde okuyup yazmaya bilmeyen benim rahmetli annem de öyleydi. Okuyup yazma bilmez ama hakla batıl ayırıyordu. Hakla batıl ayırıyordu. Bu hak, bu batıl. Mesele buydu zaten. Alim budur buyuruyorlar. Hakla batıl ayıran. Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Arapça süper biliyor falan. Hakla batıl ayıramıyor. Anadolu'da derler şapla şekeri karıştırıyor. Ha, işte sapla yani. samanı karıştırıyor tamam mı? Aynen, Aynen öyle. ...bu dinleyicimiz hani şükretsin hali, Efendim din Kur'an-ı Kerim'den niçin öğrenmez? Çünkü Kur'an-ı Kerim anayasadır. Ve orada sadece... E, ...emrin... E, ...mahiyeti, mahiyeti detayları bildirilmez. Namaz emir olarak... ...bildirilir, oruç emir olarak... ...ama nasıl tutulacak, nasıl yapılacak? Kaç rekattır, hangi vakitlerdedir? Onlar hadis-i şeriflerle bildirilir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmez bunlar. Onun için ben Kur'an-ı Kerim'den dinimi öğrenmem. Öğrenemezsin. Yok çünkü. Orada yok... Yazmıyor çünkü. Orada bildirilmiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerin muhatabı da peygamber efendimizdir. Peygamber Efendimiz'in sözleri tefsirdir. Açıklıyor. Tatbikat olarak da aynı şekilde böyle yapılacağı bildiriliyor. Çünkü peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam tatbikatta velev ki... Velev ki hani diyelim ki kendi adıyla şey yapmış olsa o iştihatta isabet etmese hemen vahiy gelir düzeltilir. Ha, varisi olan alimlerin, müştehit alimlerin iştihatları isabetli olmasa vahiyle düzeltilmez onlar peygamberlerin peygamberlerinki düzeltilir. Peygamberlerinki mutlak düzeltilir. İkaz edilir. Çünkü onlar dini bildirmekle mükelleftir. Yani efendim ona Kur'an geldi işi bitti diyor bazıları. Peygamber Efendimiz'i devre dışı bırakacak. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler de kendi kafasına göre yorumlayacak. Ondan sonra Kur'an böyle diyor. Ben çocukluğumda hatırlarım. Böyle zıp çıktılar vardı. Giderdik camiye. Adam otururdu kürsüye falan. Bir de o kürsü yumruklardı. Bak ben demiyorum. Kur'an diyor. Allah diyor haşa. Kendi düşüncelerini Kur'an-ı Kerim'e yüklüyor. Ya Allah-u Teala'dan korkun ya. Men fessere diye başlayan iki tane ayrı ayrı hadis şerif var. Birisinde cehennemdeki yer, yerini hazırlasın, birisinde aynı şekilde küfür, küfür olur buyuruyor. Kur'an-ı Kerim kendi kafasına göre. Yani Allah-u Teala'nın muradı değil, kendi muradını Allah-u Teala'nın muradı diye söylüyor bunu. Yani ben öyle bir şey söylememişim. Osman ünlü böyle dedi. Ya Osmanlı öyle demedi. Osman Murat da değildi. Sen nereden çıkartıyorsun? Sen bir insan hakkında bile böyle söylediğin zaman mahkemeye başvuruyorsun. Ya Allah Teala hakkında nasıl cesaret edersin sen bunu? Nasıl cesaret edersin? Ee, onun için çok korkmak lazım. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'den din öğrenilmez. İslamiyetin dört tane kaynağı var. Kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet, peygamberimizin sözleri, yaşayışları, tatbikatları İcma, ee, icma, eshab kiram bir konudaki ittifakı, kıyas fuka, müştehit alimlerin bu üç kaynakta açıkça göremedikleri bir şeyi onlara benzeterek hüküm bildirmeleridir. Kitap, sünnet, icma, imnet, kıyas fuka. Babaannem rahmetli ezberletirdi bize bunları okuyup yazması çok ama hani bu kardeşimiz aynı çekti üzerine almasın. Benim babaannem de aynı çekti okuyup yazması olmayan cahildi ama alimdi. Haklı batıl ...hakla batıl ayırıyor. bu dinleyicimizden aynı şekilde haklı batıl ayırıyor. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, ben anlatıyorum da anlamıyor, anlamak istemiyor. O da ayrı bir şey. Hidayeti veren Cenab-ı Hak. Biz de senelerden anlatıyoruz. Ne diyor bu ya, diyen var. Allah Allah diyor, dinliyor. Hakikaten bu doğru diyen de var. Bunun ikisi de aynı şekilde tercihini kullanıyor. Ki siz hoca, hocayken yani. Ha, değil mi? Bu cahiltir şoförün yani. Onun için üzülmesin efendim. Tırnak içerisinde. Tabii. Efendim e, yazsı dedi bazen dedi yorgun geliyorum falan dedi iki de, üçte de falan. Yani şu anda e, dinleyicimizin e, bulunduğu yer neresi bilemiyorum. Efendim e, İstanbul'da 3.55'e kadar yaz sıkılır. Bugün 3 Mayıs 2018 Perşembe. Bugüne göre 3.55'e kadar yaz sıkılır. 3.55 ile beraber imsak giriyor ve yazsının vakti sona eriyor yatsının vakti sona eriyor. Dört mezhepte de yatsının son vakti burası imsak. Evet. Üç dört dedi dinleyici biz o dört biraz tehlikeli artık. Tehlikeli yani artık. şu mevsimde tehlikeli. Çünkü e, mesela Türkiye takvimine bakıyorum İstanbul için dört on dört sabah namazının giriş vakti artık evet. Dört evet. on 4.14 sabah namazı kılınıyor orada. 3.55 imsak, 4.14 e, şey, sabah namazının giriş vakti. E, dolayısıyla ha kışın 3'te 4'te falan tamam. Ama Şimdi mesela yorgun geldi, ya biraz yatayım dedi. Mesela dokuzda geldi. Daha okunmadı, yatsı okunmadı. Akşamı kıldı. Saati kurar. Bir buçuk ikiye. Yani üçe varmadan önce. Zaten İstanbul'da e, üçte fikslüyor. Haziranda orada kalıyor. Evet. O civarda kalıyor. Evet, evet. Daha geriye düşmüyor imsak. Daha geriye düşmüyor. tabii Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Bu sene oruç tutarken e, haftaya çarşamba değil. Ondan sonraki haftaya işte perşembe günü şimdi falan böyle dilimiz zamanımız böyle dolana dolana <gülüyor> konuşacağız. <gülüyor> ömrümüz varsa, evet, ömrümüz evet. varsa oruçlu olacağız inşallah. Tali. 30 çekiyor bu arada Ramazan. <laughs> yani 29 çektir verseydin ne olurdu sanki. <laughs> Geçen sene 29 da iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir gün diyorsun değil mi? Bir gün bir gündür. Tabii. Dolayısıyla efendim, e, dolayısıyla e, yani dinleyicimiz kendisini de öyle yormasın. Efendim ben anlatacağım falan filan diye. Belli misaller versin. Ya arkadaşım siz Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap biliyorsunuz? Mesela öğle namazı kaç rekat gidin aynı şekilde o güvendiğiniz hocalara sorun. Kur'an'da nerede yazıyor öğle namazının on rekat olduğu diye sorsunlar. İkinci namazının kaç rekat olduğu nerede yazıyor bir sorsunlar. Namaz nasıl kılınır? Namaz nasıl kılınır? Namazda neler okunur? Rükû ve secde tespitlerinde neler söylenir? Rükû ve secdelerde neler yapılır? Arada aynı şekilde ne söylenir? ...iftah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücüd... ...bunlar nerede geçiyor? Ve nasıl yapılması lazım? Kur'an-ı Kerim'de nerede yazıyor bunlar? hani Rükû, secde geçiyor kelime olarak da... ...ama nasıl yapıldığı gene geçmiyor. Nasıl ben, yapıldığı gene geçmiyor. Amuda mı kalkılır? Aha. Yan mı dönülür? Yan mı dönülür? <laughs> Sırt üstü <laughs> yata, mi yatar? Yüzün koy mu yatar? Dolayısıyla onun için fazla şey yapmasın. Yassı'yı daha... E, imsa kadar kılabilir. Ve son dinleyicimizin... ...son bir sorusu, tek bir sorusu vardı zaten... Biz dedi Şafii'yiz. Fakat dedi nikah haktimiz Hanefi mezhebine göre oldu. Efendim o konuda e, kitaplarda buyuruyor ki yapmış olduğunuz bir işin bu dört mezhebi imamının yani mutlak müştehidin işte adına uygun düşmesi. Mesela nikah haktini Şa Şafi Şa mezhebinde olduğu halde İmam Azam Ünvani Faradiyallahu An Hazretlerine yani şartlar müsait değil e, uyarak nikah haktini yapabilir mi? Yapabilirler. Onun mahsuru yok. Mesela Hanefi mezhebinde çıkış olmadığı zamanlarda da Şafii mezhebi nikah ve patakta taklit edilerek bunların Hanefi'ye göre oldu. Anladık. diyelim oldu. ki bozuldu. Şafii mezhebine göre hala Tekrar çıkış yolları var. Evet. Var. Belki o maksatla yapılmıştır. Ha belki yapan da onu düşünmüştür. Onu Düşünmese yapmış. bile de netice itibariyle bir çıkış yolları olur. Allah Teala muhtaç etmesin. O duruma düşürmesin. Tamam. Biz temenni etmiyoruz tabii, tabii de. Tabii. Evet. Tamam. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Böyle. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum